Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Rahatsız etmedik umarız. Yok abi, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz abi. Nasılsın? Sizinle biraz sohbet etmek istiyoruz uygunsanız. Tabii abi. Tamam, o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar merhaba tekrar. Merhaba. Size çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Biz teşekkür ederiz. Başta rahatsız etmedik umarız. Yok. Haberiniz yoktu herhalde. Evet, Eren Güler ve Tuğbe Yakgün bizlerle. Birkaç seri yaptık. Daha önce Vefa ve Taha ile bir seri yapmıştık. Sizi de daha yakından tanımak için, taraftarlarımıza, camiamıza, spor camiasına daha iyi tanıtmak için sizi konuk ediyoruz. İlk önce başlayalım. Eren'le başlayalım. Evet. Kendini tanıt. Eren Güler kimdir? Abi Bursalıyım. Bursa'da okudum. Beraber okuduk. Beraber büyüdük hatta. Hani bu soruyu Tuğbe'ye sorsan da en az benim kadar cevap verir yani Tuğbe'ydi. Futbola burada başladım. Mahallede top oynayarak her zamanki gibi. Öyle yani futbol, Bursa spor, her zaman sokak, arkadaşlar, böyle iyi dostluklarla beraber kendimi tanımlayabilirim. Tuğbe Akgün'e dönelim. Tuğbe, sen de kendini çok kısa bir anlat bizlere. Abi ben Bursa'da doğdum, Bursa'da büyüdüm, aslen Giresunluyum. Çocukluğum sokaklarda geçti top kovalarken. İlk futbola Boş Spor Kulübü'nde başladım. Oradan Yeni Karaman'a geçtim. Sonra Bursa Spor'da seçmeler oldu. Seçmelerde sürekli oyuncular elendi. Sonra kaldım. Bir türlü benim lisansımı alamadılar. Sürekli zorluk çıktı vesaire. Bir gün transfer olacaktım başka bir takıma. Son gün babamla beraber Hakan Hoca, Mesut Hoca vardı o zamanlar. Onun yanına gittik çünkü. Mesut Şen değil mi? Yok, Mesut Aldanmaz. Mesut Aldanmaz. Evet. O zamanlar benim üzerimde çok emekleri vardı ikisinin de. Onlara söylemeden gitmek yakışmazdı bize. Babam da böyle düşündü. Ben de doğru olduğuna kanaat getirdim. Ve gittik hocalarımızın yanına. Konuştuk. Evvelsi gün Hakan Hoca lisansımı almıştı. Yoksa sabahleyin başka bir takıma gidiyordum. O günden beri Bursa Spor'dayım. Bursa Spor'da olmaktan da çok gururluyum. Yanımızda 2003 jenerasyonunun İki değerli oyuncusu var. İkisi de milli takımda forma giyiyor. Ayrıca çok yakın arkadaşlar. Eren sen nasıl futbola tanıştın? Yani ilk böyle futbol topunla tanıştığın zamanı hatırlıyor musun? Abi ben futbolda yani kendimi bildiğimden beri hani evde başladım. Mahalleye indim yaş büyüdükçe. Sonra yani evde o kadar çok eşya kırdım ki hani artık annem evdeki topları sakladığı için bu sefer çorapları birleştirdim. Çoraplarla oynadım. Mahallede oynuyordum. Hani dediler artık hani bu çocuk eve girmiyor. Sürekli üstü başı pisleniyor. Babam bir gün beni Merino Stadyumu'na götürdü. O zaman işte benden bir yaşça büyüklerin futbol okulu antrenmanları vardı. İşte yine başlarında Hakan Hoca vardı, koordinatörümüz. Hiç bana bir şey söylemeden ben sadece antrenmanı izledim. Dedi ki burada oynamak ister misin dedi. Bir heyecanlandım. Şimdi zaten mahallede oynuyoruz betonda. Çöp kutularından kale yapıyoruz. Şimdi orada işte çim saha var, suni çim, kaleler var. Çok hoşuma gitti. Dedim hemen gidelim. Ama yaşım yetmiyordu. Bir yıl daha beklemek zorunda kalmıştım. Ondan sonra başladım öyle futbol okulu. Altyapı sonra da burası. Tuğbe sen nasıl tanıştın futbola? İlk anı hatırlıyor musun yani? İlk futbola tanıştığın anı. İlk anı hatırlıyorum abi. İlk Boş Spor Kulübü'nde başladım. Çünkü babam Boş'ta çalışıyordu. Boş Fabrikası'nda çalışıyordu. Boş Fabrikası'nda oynamaya başladım. Hocalar bende bir yetenek görmüşler ki hemen bu çocuğu başlatın buraya. Burayı kaydını başlatalım vesaire. Ama zor oluyordu. Mesela ilk gün gittiğimde servisi bulamamıştım. Orada ağlamıştım. Bizim falan böyle hep simsi olmuştu. Kaç yaşındaydın Tuğbe? O zaman kaç yaşındaydım? Anaokuluna gidiyordum sanırım. O kadar küçük. Ondan sonra zor oluyordu. Ben de evimizin yakınında Bağlar Avaş tesisi vardı. Bağlar Avaş spora başladım. Öyle devam etti. Evet. Annem bana diyordu sen küçüklükten beri sürekli topla oynardın diyor. Sürekli top isterdin diyor. Seni markete sokara giderdin top alırdın diyordu. Mesela benim amcalarım da amcam mesela ona da sürekli top oynamış. Ona diyordu çok hırslıydı diyor. Aynı şu an olduğum gibi hırslıydı diyor. Buna babama da söylemiş futbola verelim futbol oynasın. O günden beri kendim bildim bileli topla geçti hayatım. Şu anda hayatım futbol oldu yani başka hiçbir şey yok. Tabii. İkinizin de yaşı küçük, henüz daha yeni yeni A takıma adapte oluyorsunuz. Herhalde geçtiğimiz sezon ilk A takıma adım attınız. Nasıl geçti peki A takıma adapte olmak, oraya adım atmak, maça çıkmak sizin için? Yine Eren senle başlayalım.
Abi A takım seviyesine ben ilk 15 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam Samet Aybaba döneminde Devrelisi kampına gelerek ilk orada görmüştüm A takım seviyesini. Tabi o zaman yabancı futbolcular vardı ve Süper Lig seviyesindeydi Bursaspor. Yani nasıl diyeyim, o anki durumla şu anki oyuncu kalitesinin arasında hiçbir fark yok ama o anki yaşımın vermiş olduğu heyecanla hani şu anki kendimi biliyor oluşumun arasındaki fark, hani gerçekten kendimin geliştiğini hissediyor olabilmek, hı hı. A takım seviyesinde bunları basamakları birer birer çıkabilmek çok güzel bir duygu. Geliştiğini anlamak, çalıştığının karşılığını alabilmek çok güzel bir duygu. Adapte olma konusunda geçen yıla nazaran bu yıl daha da iyi olacağız hepimiz. Çünkü bir tecrübe edindik. Geçen yılda zaten Özer abi, Cüneyt abi, Aykut abi, Emirhan abi, Furkan abi, hani belki ismini sayamadığım birkaç tane daha abimiz bile bize çok yardımcı oldular. Hocalarımız keza öyle bize yardımcı oldular. Adaptasyon konusunda pek sorun yaşadığımızı düşünmüyorum ben. Ben de Eren'le beraber 15 yaşında Samet Aybaba zamanı çıkmıştım. O zaman dediği gibi Süper Lig'deydik. Süper oyuncular vardı. Yabancı oyuncular vardı. Küçüktüm daha. İlk zamanlar elim ayağım titriyordu. Ben buraya nasıl geldim? Burada kimler var? O zamanlar küçükken hayaldi. Hayalim gerçek olmuştu. Çok mutluydum. Elim ayağım titriyordu. Süper Lig oyuncuları vardı karşımda. Ben 2-3 yıl önce sokakta top oynuyordum. Şimdi onlarla beraber aynı sahayı paylaşıyordum. Benim için inanılmaz bir duyguydu. Şimdi mesela şunu söyleyebilirim. Bu sene her şey daha farklı olacak. Geçen sene tecrübesizlik. İlk sezonumuzdu. Bu sene her şey farklı olacak. Bunu söyleyebilirim. Peki arada bir şey söyleyeceğim. Her şeyi Eren'le mi yapıyorsunuz? Her şeyi de sen öyledir. Yani küçüklükten beri birbirimizi tanıyoruz. Her şeyini biliyoruz. Mesela ya nasıl diyeyim? Ya vampir köylü oyununda olmadık mesela. Hani orada ben vampir veya Tuğbe vampir, ben köylü olsaydım zaten göz göze baktığımızda anlıyor yani. Anlaşılıyor. Çünkü mesela oda listesi yaparken de ya da ne bileyim başka bir şey seçerken de hep sizi vampir köylü de bile ikiniz birden çünkü öyle bir şey var ama tabii bu çok büyük de bir avantaj sizin için. Çok. Yani dostunuz çok erken başlamış. Şimdi peki şuna getireceğim. Sağ içinde nasıl? Yani çok iyi. Mükemmel. Gözü kapalı pas atar yani. Anlatayım abi. Sen mi atıyorsun pası? Evet. Tabii sen atıyorsun. Kim atacak? Evet. 12 İzmir Cup'ta Mönchengladbach ile oynamıştık o zamanlar. Çok iyiydi yani, bizim takım da çok iyiydi. Talihsiz bir Paris Saint Germain yenilgisi. Belki berabere kalsaydık biz çıkacaktık. Paris final oynadı. Ben inanıyorum ki biz orada berabere kalsaydık, son dakika yedik bir de, böyle çok talihsiz bir gol yedik. Eğer biz kalsaydık biz şampiyon bile olurduk yani, bizim takımımız çok iyiydi. Orada Mönchengladbach'a karşı oynamıştık. Maç sonu bir tane hoca gelmişti. İkimizin numarasını almıştı. 11 ve 5 numara. O zaman bile ikimiz oydu, vardık evet, yani. Evet. Peki hani U12 kaptan bahsettin ya, altyapıda böyle unutamadığınız bir maç var mı? Şampiyonada olur, normal elit ligi seviyesinde olur. Benim Bosna Hersek, biz Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Milli takım mı yoksa? Yok, normal tamam, spor olarak. Tamam. Orada yarı zemin çok kötüydü. Saha zemini bayağı kötüydü. Rakip takım da o kadar iyi bir takım değildi ama ilk dakikalarda bize gol attı ve maçlar turnuva usulü olduğu için 20 dakika ya da 25 dakika falandı. Biz ilk dakikalarda gol yedik. Takım geriye çekildi. Son 4 dakika falan kaldı. Tuğbe bir tane röveşata vurdu, girdi. Önüme attı, bir tane ben attım. 2-1 finale çıktık. Sonra finalde de kazandık. Kupayı aldık zaten. Kupayı ben aldım. O maçı unutamam yani ikimiz adına. Tuğbe sende var mı? Röveşata ile golünü de bir anlat istersen arada. Benim de o maç. Bosna Hersek'teydik. Yarı final maçı. Dediği gibi ilk dakikada gol yedik. Rakip bir yaslandı geriye. Gidiyoruz atamıyoruz. İlk Eren attı. 1-1 oldu. Böyle son zamanlar uzatmaları verdi hakem. Orta geldi, ıskaladım. Iskaladım. Tazgel'e gitti top. Tazgel açtı. Roşata'ya bir kalktım, bir koydum. Gol. Sonra bir sevindik. Finale çıktık. Finalde de Kasımpaşa geldi şansımıza. Kasımpaşa'ya da yendik. Orada kupayı aldık. Finalde o kadar sevinmedik. Evet. Yemin ediyorum finalde o kadar sevinmedik. Çünkü zaten yeniyorduk zaten onları birlikte de. Tabii sizinle konuşmak çok keyifli. Şeyi soracağım. Tabii çok daha önünüzde çok önemli yıllar var. Yani 2003 doğmuşsunuz. Henüz daha futbolunuzun başındasınız. İlk öncelikle hani şunu, Taha'ya da bunu sormuştum. Hani gelecekteki planlardan ziyade 10 sene önce, 10 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani Eren Güler, Tuğbe Akgün 10 sene sonra nerede sizce şu an baktığınızda? Eren yine sen de başlayalım. Ben kendimi inşallah, hani inşallah diyelim, hani net bir şey, hani nasıl diyeyim,
Emre Vaki gibi olmasın ama inşallah La Liga'da bir tane takımda, yani La Liga ligini kendi oyun stilime daha yakın gördüğüm için, çift santraforun sahte 9'u gibi oynayabileceğimi düşündüğüm için La Liga'da Atletico Madrid, Villarreal, Valencia gibi takımların santraforu, gol yükünü çeken, diğer santrafora yardımcı olan bir forvet olarak görüyorum oyun sonunda. Bunun için de çok ciddi çalışıyorsun Eren, biliyoruz. İnşallah. İnşallah. Dediğin yerlere gelirsin. Tuğbe Akgün'e dönelim hemen. Tuğbe, sen 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Hedefim İngiltere, Manchester United. Bunu söylemiştim zaten. Bunun için çok çalışmamız lazım. Yani bu çalışmamızın daha da üstüne çıkmamız lazım. Çünkü oradaki nasıl diyeyim, tempo, güç, kuvvet, mental olarak adamlar üst düzey. Buralardan oralara gitmek için buralardan geçmemiz lazım. Her şey basamak basamak. Tabii ki de direkt oralar olmayacak ama yavaş yavaş basamakları atlaya atlaya elbet oraya ulaşacağımıza inanıyorum ben. Aslında ve de inanıyorum da 10 sene sonra böyle herkesin parmakla gösterdiği bir orta saha oyuncusu olacağımı inanıyorum. Neden diye soracak olursunuz, inanmak başarının yarısıdır. Evet, tabii ikinizin de Bursaspor'a olan bağlılığını biliyoruz. Hem işte sizi daha yakından tanıdığımız için, hem de dışarıdan baktığımızda da aslında gözüküyor ama biz biraz daha yakından sizi tanıdığımız için biliyoruz. Bu seneyle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani zor bir lig olacak ama şöyle idmanlara bakıyoruz, çok değerli bir jenerasyona sahibiz. Sizin jenerasyonunuz, sizden önceki, daha önce A takıma çıkan jenerasyon önemli. İnşallah gelen transferlerle birlikte, transfer tahtası açılınca daha geniş bir kadromuz olacak. Geçen sene de tecrübelendiniz aslında. Evet. Çok ciddi bir tecrübe edindiniz. Maç oynadınız, goller attınız, offside'lara kaldınız. Yani her şeyi yaşadınız. Nasıl görüyorsunuz peki bu sene? Ya bu sene lig geçen senekinden daha zor. Çünkü bir kere takım sayısı olarak da daha fazla ve yukarıdan inenlerle alttan çıkanların güçlü olduklarını biliyoruz. Kalanlar da güçlü. Biz de güçlüyüz. Ligdeki herkes şu an güçlü. Biz dediğiniz gibi geçen sene zaten tecrübelendik ve genç oyuncuların tecrübelenmesi demek hayallerinin başarıya ulaşabilmesi için artık nerede ne yapacağını daha iyi biliyor olması demek. Biz bunu yaşadık, biliyoruz ve lig artık hani rakipler bizden korkmasa bile çekineceklerdi. Çünkü gençiz, istiyoruz ve artık tecrübelendik ligi bildiğimiz için. Yani artık rakipler bizden korkmasa bile çekineceklerinden eminim. Bir de zaten Bursaspor arması olduğu için yani, çoğu takım çekinerek gelecek. Onu söylemeye gerek değil mi? Tuğbe'ye de dönelim bakalım Tuğbe'ye neler söyleyecek. Orta sahamızın güzide oyuncularından Tuğbe'ye. Eren çoğu şeyi söyledi. Yukarıdan inen takımlar da güçlü, alttan gelen takımlar da güçlü. Bu ligdekiler de güçlü takımlar. Ben inanıyorum ki artık tecrübelendik. Bu sene her şey daha farklı olacak. Bunu sürekli söylüyorum. Her şey daha farklı olacak. Buna inansınlar. Taraftarımız inansın. Zaten bu sene sanırım taraftarlarımız da gelecek maçlara. Taraftarımızın gücünü arkamıza aldığımız zaman çok farklı şeyler olacak. Ben inanıyorum. Zaten genç bir takımız. Hocamız bizi tanıyor. Biz hocamızı tanıyoruz. Hocamızın bizden neler istediğini biliyoruz. Bu sene her şey daha farklı olacak. Ben buna inanıyorum. Tuğbe'de kalalım. Tuğbe'ye de bir soru daha soracağım. Vakıfköy desem ne söylersin? Anlatılmaz yaşanır. O derece. Kaç sene Vakıfköy'de? 5 sene olması lazım. 5 veya 4. Nasıl yani, his olarak ya da... Abi mesela, herkes birbirini tanıyor. Orası mesela benim ikinci alem. Çünkü mesela alemden çok... O zaman onları görüyordum yani. Takım arkadaşlarımı, orada bize yemek yapan ablalarımızı, eşyalarımızı yıkan abilerimizi. Onları, her gün onları görüyorduk. Sürekli sohbet içerisindeydik. Arkadaşlarımız zaten çok yakın bağlar oluşturduk. Bazı arkadaşlarımızla devam eden dostlarımız var. Eren olsun, Ta olsun. Eminim ki altyapıdan daha çok yetenekli arkadaşlarımız var. Onlar da çıkacak. Ben bunlardan eminim. Onlara buradan demek istediğim, onlar hiçbir zaman pes etmesin. Biz de pes etmedik. Biz de çıktık A takıma. Düştüğümüz zamanlar da oldu ama asla pes etmedik. Onlar da pes etmesin. Elbet hak ettikleri yere geleceklerdir. Eren, sana da Vakıfköy diyeceğim. Sana bir soru daha soracağım. Vakıfköy'ü yanıtlamanı istiyorum. Bir de Vakıfköy'den Özlüce'ye geçişte neler yaşıyor genç oyuncular, onu sana sormak istiyorum. Çok güzel soru abi. Vakıfköy zaten hani Taha'ya da sordun, işte Vefa'ya da sordun. Herkes aile diyor, Tuğbe'ye de aile diyor. Aile, çünkü yani ailenden daha çok onlarla birliktesin. Hocalarınla, abilerinle, ablalarınla. O yüzden Vakıfköy aile. Ama Vakıfköy'den Özlüce'ye çıkıp mesela bizde de oldu. Biz de çok küçük yaşta çıktık, sonra geri indik. Orayı görmemizi istediler. Gördük, geri indik. O süreci çok iyi yönetmek gerekiyor. O süreçte kaybolan birçok
abimiz vardı önümüzde, örnekler vardı. Biz de bunlardan ders çıkararak zaten hiçbir zaman ayaklarımız yere bastı. Ayaklarımızın yere basması gerektiğini biliyorduk. Çünkü şimdi oraya çıktıktan sonra yukarıdasın. Vakıfköy aşağıda gibi gözüküyor. Oraya indiğin zaman herkese yukarıdan bakınca bu sefer kendine yapmış oluyorsun aslında hatayı. Biz bu hatayı yapmadık. Buradaki herkes bu hatayı yapmadı. Çünkü biliyorsunuz biz lig bittikten sonra yaşı tutanlar altyapıya değindik. Aynı arkadaşlarımızla beraber mücadelemizi verdik. Maça çıktınız aynen. Yani bunların olması gereken şeyleri yapmadık. Çünkü biliyorduk. Önümüzdeki örneklerden biliyorduk. O süreci çok iyi yönetmek gerekiyor. Tabii artık yavaş yavaş sonuna da geliyoruz programımızın. Öncelikle her ikinize birden teşekkür ediyorum. Hem samimi içten genel olarak davranışlarınız için hem de bu programa yine samimi içtenlikle katıldığınız için. Son olarak sağ dışında Eren Güler ve Tuğbe Akgün neler yapar? Biraz daha ona sorayım dedim son soru olarak. Abi kampta işte beraberiz. Hı-hı. Kitap okuyoruz. Ya inşallah onu izleyenler görürüz. Onun için uğraşıyoruz ama. Yani beraberiz, işte sohbet ediyoruz antrenmanlar hakkında, lig hakkında, futbol hakkında onlar yapıyor ama sağ dışında genelde oyun oynarız, sohbet ederiz arkadaşlar. Yani başka bir sosyal hayatımız yok yani, oyun ve aramızda diyaloglar. Peki ikinize de soruyorum, yani hayatınızın çoğu futbol üzerine mi geçiyor? Evet. Değil mi? İkiniz de izliyorsunuz yani, Avrupa futbolunu da izliyorsunuz, evet. Ben birkaç kez denk geldim. Ya benim hoşuma gittiği için izliyorum hani, nasıl diyeyim? Oradaki oynanan futbol zevk verdiği için izliyorum ben. Sen de izliyorsun. Hem zevk veriyor hem de orada oynayacağız. Hedeflerimiz orası. Oradaki adamlar bizden farklı ne yapıyor? Neleri iyi yapıyor? Onları gözlemlemeye çalışıyorum. Onları gözlemleyip onların farkına vardığın zaman en kısa sürede oraya varacağından eminim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.